Evet sevgili dostlar sponsorumuz Golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz Hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda bir nevi sponsorumuz olan Feneri Yumada teşekkürler Yani çok hoş tişörtleri Çok hoş kıyafetleri var Tavsiye ederim Yakın zamanda da inşallah bir kreasyon Düşünmüyor değilim ama Herhalde Ramazan'dan sonra anca Evet sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de Teknik direktör konusu Kafa 1 milyon. Hepiniz aynı görüştesiniz. Hepiniz aynı düşüncedesiniz. Hocam ne olacak Fenerbahçe'nin teknik direktör sorunsalı? Yani sana yöneliyoruz. Sen bir şey söyle diye bekliyoruz. Sen kesin konuşmuyorsun. Öbürüne yöneliyoruz. O kesin konuşmuyor. Hocam ne olacak Fenerbahçe'de? Hani kim teknik direktörümüz olacak? Arkadaşlar, canım arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Bakın Size yalancı çıkmamak adına inceleyip sık dokuyorum. Yani size yalancı çıkıp da hani hani buydu dememeniz için çok uğraşıyorum. İnancınız olsun. Bak sesim gidiyor. Gecenin şu saatinde video çekiyorum muhtemelen siz 29 Mart'ta izleyeceksiniz bu videoyu. Ama bu video 28 Mart'ta çekiliyor. Kendime vakit ayıramıyorum sizlere ulaştırayım diye. Hani bir beğeni istiyoruz. Beğeniyi çok gören arkadaşlarımız oluyor. Canları sağ olsun. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün teknik direktör konusundaki bütün gelişmeleri açıklayayım. Bütün gelişmeleri konuşalım. Özellikle Fanatik Gazetesi yazarı Faik Çetiner. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atmış. Şimdi Faik abi iyi bir habercidir. Yani öyle haybeden atmaz. Diyor ki Fenerbahçe'de herkes Yuahim Löv'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ali Koç Alman hocayla uzun süredir temas halinde sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Beklenti Löw'ün yeni sezonda takımın başına geçmesi. Diğer yandan başkan koçun sağ gösterip sol vurmayı sevdiği de bir gerçek. Bu özelliği transfer dönemlerinde birçok kez gördük. Yetmedi sezon başındaki teknik adam arayışı sırasında. Ali Koç bir kez daha herkese ters köşeye yatırdı. Bir anda Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Başkan zaman zaman bu özelliğiyle övünmekten de geri kalmadı. Yani burada eleştiride mi bulunuyor, laf mı sokuyor? Siz bilirsiniz. Durum böyleyken işi nedeniyle yılın büyük bölümünü yurt dışında geçiren, futbola büyük ilgi duyan bir arkadaşımın verdiği bilgiler kafamda soru işareti oluşturdu. Bu arkadaşım Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan Hırvat Futbolu'nun unutulmaz golcüsü Davor Şuker ile bir araya geldiğini söyledi ve ekledi. Fenerbahçe her ne kadar Löv ile ilgileniyor olsa da Başkan Koç alternatif olarak bir Hırvat teknik adamla da temasta. Davul Şuker'le de bu konu hakkında görüşmüş. Bizzat Şuker'in yanında bulunan bir dostum bunu anlattı. Fenerbahçe'ye hırvat bir hoca gelirse şaşırma. Ancak kesinlikle Slevan Bilic değil. Olur mu ya? Profil fotoğrafında sakallı bir adam olan 3 Haziran'da kesinlikle Bilic Fenerbahçe'de Mustafa Hoca yalan söylüyor demişti. Biraz geçmişe dönersek Ali Koç'un Hırvat teknik adamlara ilgisi yeni bir şey değil. Daha önce kendisi Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic ile anlaştıklarını ancak Euro 2020'nin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini, bu projenin suya düştüğünü söylemiştim. Akıllara dalış gelebilir ama pek olası değil. Çünkü başarılı hoca Kasım ayında Hırvatistan'ın başında Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. Dalic'in şu anda Hırvatistan'ı bırakması olası görünmüyor. Ali Koç'un da hem Hırvatistan hem Fenerbahçe'yi çalıştırma formülüne sıcak baktığını sanmıyorum. Masadaki isim Niko Kovac olduğu yönünde diyor. Kovaçta Sarı ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce birçok kez Fenerbahçe'yle almıştı diyor. Merak ediyorum niye Nenat bir elisa değil ya? Niye Nenat bir değil? Yani niye Nenat bir elisa gündemde değil de Kovaç? Bayern Münih gibi bir devi çalıştırması Monaco'da gençleri kullanarak rekabetçi bir takım oluşturması 50 yaşındaki teknik adamın mantıklı bir tercih yapıyor. Kovaç Ocak ayında Monaco'dan ayrıldı ve anlaşma sağlanması halinde şimdiden Fenerbahçe ile çalışmaya başlayabilir. Lövhalen bir numaralı hoca dayanacak. Ali Koç bir anda Kovaç açıklaması benim için şaşırtıcı olmaz. Peki Kovaç'ın kariyeri? Hırvatistan o 21 milli takımla çalıştırdıktan sonra 2013'te Hırvatistan milli takımının başına geçiyor. Takımın 2014 Dünya Kupası'na taşıyor. Başarılı hocam. 2015'te görevinden ayrılıyor. 8 Mart 2016'da Frankfurt'ta anlaşıyor. Alman ekibinde yaptıkları da tüm dünyada ses getiriyor. Frankfurt Kovaç'ın ilk sezonunda 11 yıl sonra Almanya Kupası'nda finale yükseliyor. 2017-18'de Kırmızı Siyahlılar Kovac yönetimde Bayern Münih'i yenerek Almanya Kupası'nı müzesine götürüyor. 2018-19'da Bayern Münih'in başına geçiyor ve ilk sezonda ligde şampiyon oluyor. Not Bayern Münih'in başına herhalde bugün beni getirseler ben de seneye şampiyon olurum. Almanya Kupası Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Kovac 3 Kasım 2019'da eski takım Frankfurt karşısında alınan 5 birlik yenilgi sonrası Bayern Münih'ten ayrıldı ben 5 birlik kenetki alır mıyım o ayrı. Geçen sezonun başında Monaco ile anlaşan 50 yaşındaki çalıştırıcı Fransız ekibinin ligde 3. yaptı. Ayrıca Toshimani, Diop, Balotore gibi genç isimlerin gelişiminde büyük rol oynadı. 1 Ocak'ta Monaco'nun Kovaç'ta yollar ayırması taraftarın tepkisini çekti diyor. Şimdi önünüzde bir profil var. Yani Niko Kovaç profili. Şimdi Kovaç daha önce bize çok kez yazıldım. Almanya doğumlu Hırvat teknik adam. Hocam ben Alman biliyordum diyecek birçok kişi. Çift ön libero ile oynar. Yani çift ön libero ile oynar. En son yani Monako'yu çalıştırdığında bu sene 1.95 puan ortalaması yakalamış. Yani 74 maçta. Bu sene 1.70 puan ortalamasında kaldıydı. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik. Hani Bayern Münih 2-26'ya bakmayın Frankfurt 154. Yani Hırvatistan benim dişimi dolduracak bir teknik direktör değil arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani o hani o sene bu sene dedirtecek teknik direktör değil. Ben ısrarla söylüyorum. Nenat Biyelisa Fenerli Duyum hesabında da kapak resmine koydum. Bakın bulunmaz biçilmiş kaftan daha iyisini bulamayız. Etmeyin eylemeyin gözünüzün yağını yiyin arkadaşlar. İlla Hırvat arıyorsan bak illa Hırvat arıyorsan 2018'den beri adamın puan ortalaması 2.20 ya. 2.20 adamın puan ortalaması yani 2.30 Zagreb'de 2.10 Osijek'te. Yani Hırvatistan Ligi puan durumu defalarca bakıyorum ediyorum. Hani bir maç e, eksiği var Zagreb'in ama Osijek'le aynı puanda 57 puanda. Yani o kadro yapısını orada tutmak bence başarı ben ona odaklanırım derim. Ben olsam Kovac yerine bir yerse daha mantıklı derim. Fenerbahçe'den Mancini bombası diyor haberde. Şimdi bütün haberleri el aldığım için bakıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani Löv Jorge Jesus'ta görüşme sürdürüyormuş Fenerbahçe. Ee, sürpriz isim İtalya milli takımı bırakmasını beklenen Mancini ile görüşüyormuş. Ee, takvimin derlediği palavraya aman şey habere göre Galatasaray'da görev yapmıştı daha önce biliyoruz. Evet sonra Euro 2020 şampiyonluğa taşıdı Mancini İtalya'yı ama Dünya Kupası finallerine götüremedi. İşte arkadaşlar dünya e, şey ülke milli takımı çalıştıran hocaların işte en büyük sıkıntısı bu. En büyük sıkıntısı bu. Mancini haberinin hani ne kadar pala vurulduğunu herhalde anlatmama gerek yok. O yüzden geçiyorum. Fenerbahçe'de Löv'ün alternatifi hazır. Alternatif Jorge Jesus'muş arkadaşlar. 4 Nisan'da görüşmenin gerçekleşmesi bekleniliyormuş. Yüksek maaş talebi var. Yalnız benim bildiğim Jorge Jesus Mayıs'tan önce hiçbir kulüple görüşmeyeceğini açıklamıştım. Yani aynı Jorge Jesus'tan bahsediyorsak 4 Nisan'ı kabul etmez. İlk temas gerçekleşmiş. 4 Nisan'da bir araya gelecekmiş. 4 milyon euro maaş talep etmiş. E, Lövde soru işareti Uzun yıllardır kulüp çalıştırmadığı için sıkıntı. Löv şöyle böyle. Geçiniz. Yani geçiniz arkadaşlar. Bana bana kızmıyorsunuz değil mi? Yani Mustafa hocam sen de her şeye geçiniz geçiniz. Ne neri daha nereye geçeceğiz demiyorsunuz değil mi inşallah? Şimdi kanalda da ben bir anket yapmıştım. O anketi hani konuşmadan önce bu arada 1.6 bin kişi oy vermiş. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Yani bir ankete oy vermek bile birçok arkadaşımda zulüm geliyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi e, Yılmaz Bural demiş ki bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löv'den daha çok eğitim aldım. Bir de üniversitesini bitirdim. Löv onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden demiş. Löv 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa, Löv de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyeni denklem değil ki bu kadar öğretilmesi zor bir iş değil demiş. Öğrenilmesi zor bir iş değil. Katılıyorum ama şimdi Yılmaz hocam şöyle bir olay var. Arkanda PR olacak. Mesela ben Löv'ün Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünmüyorum. Bunu söylediğim zaman bana diyorlar ki vasat sever misin? Değilim. Yani ben de isterim başarılı olsun. Şampiyonlar Ligi şampiyonu falan olalım. Ama yok Şimdi hatta ben size şunu da söyleyeyim bak. Sürpriz bir şey olmasın. Löv kalır yani Löv gelirse Valencia yolcu, Rossi kalıcı. Hadi size büyük de bomba olsun. Yani üyelere verdiğim duyumu e, size hemen akabinde söylüyorum. Yani öyle çok bekletmeden. Löv gelirse Rossi kalıcı Valencia gideceğim. Hocam gelmezse tam tersim olacak. Yok bir şey diyemem. Yeni gelen adamın şeyine. Yani ee, onu söyleyeyim. Yani Löv gelirse durum bu. Hatta Valencia'nın şu sakatlık problemleri vesaire var arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı. Altyapıya bir isim düşünüyormuşuz. Neyse onu sonra mı konuşsak? Söyleyeyim altyapıya bir Emre Tezgel diye bir oyuncu var İngiltere'de. Yani altyapı derken A takım altyapı. Yani 16 maçta 9 gol bir asisti var 1123 dakikada. İngiltere doğumlu zaten transfer markette yazmış. E, bu çocuk gibi birçok futbolcu var. Temasa geçilen Almanya'da da var. Yani bu çocuğu takip eden arkadaşlarım diyor ki muhteşem bir yetenek. Muhteşem bir yetenek. Tam Fenerbahçe ayarında. E, dünya devleri peşinde. Yani Fenerbahçeli ise gelir diyorlar. Bir şey diyemem ona. Şimdi Valencia'ya da söyledik. Hatta Valencia konusunda ben kim gelirse gelsin yollar ayrılır düşüncesindeyim. Buraya kadar tamam. Löv'le ilgili bugün Alman basını ilk defa sessizliğini bozdu. Bakın uzun süredir Alman basının Löv'le ilgili hiçbir haberi yoktu. Doğrular nitelikte haberi yoktu. Hatta diyorlardı ki hani... Ee, bir şeyler olacak diyordu. Asgari ücrete ve emekli maaşına Temmuz ayında zam geleceği açıklanmış. Ee, Valla bu konuya içinde, ilişkinde bir şey söyleyeyim. Keşke hiçbir maaş artmasa. Yani ne memur maaşı ne asgari ücret. Her şeyin fiyatı yarı yarıya düşse. Keşke hiçbir maaş artmasa. Yani sabit kalsa. Elektrik de sabit şey, yarı yarıya düşüp sabitlense. Her şey sabitlense keşke ama. E, yani neyse çok da bir şey söylemeyeceğim. Mesela sosyal medyada şu da var. Bir tane arkadaş demiş işte bilmem ne ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Ali Koç diye. Keşke öyle bir iyilik yapsanız Fenerbahçe taraftarı <laughs> sizi baş tacıdır ama bunlar asla asla yok arkadaşlar. Bakın siyasete çekilmeye çalışıyoruz. Birileri ortalığı germeye çalışacak. Adınız gibi emin olun. Yani adınız gibi emin olun birileri ortalığı germeye çalışacak. Ee, hani ortalık biraz karışacak. Eski defterleri açacaklar. Hani yargıtayların verdiği kararları falan değişecekler. Provokasyonlara, provokatif hareketlere kanmayın. Hiçbir şeye yapmayın. İşinize bakın. Bugün Alman basını Joachim Löw'ün Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğunu söylemiş. Hatta en ciddi adayın da Löv olduğunu iddia etmişler. Ve haberde Löv'ün Fenerbahçe'li henüz resmi bir sözleşme imzalamadığı ifade edilmiş. Meşhur bir duyuncu arkadaş diyor ki Löv bilgisi Ali Koç'ta saklı. Ali Koç'tan görüştüler ama sonucu Ali Koç biliyor demiş. Hani bu duyumu vermekten kolay hiçbir şey yok ben de bunu verebilirim. Buğra Çenek'le görüştü Ali Koç teknik direktör konusunda ama kararın ne olduğunu Ali Koç biliyor. Buğra da söylemiyor. Başka kimle görüştün? Ee, bizim yani kanalımızın e, yöneticisi Buradan daha iyisini bulacaklar. Yani daha iyisini bulacaklar. Çok ilginç yani. Daha neler neler. Daha neler neler. Ya Batuhan Islık'la da görüştük. Ama Ali Koç biliyor. Ya böyle duyum verilmez ya. Ya. Bak arkadaşlar işte ben löv konusunda bu yüzden size diyorum. İmza atılana kadar ne bana inanın ne Ali Koç'a inanın. Çünkü bunun PR'ı çok kolay kasılır. Yanlış anlamayın. İnsanlara bir düşman lazım. Ya da bir umut lazım. Bir umut tacirliği lazım. Şimdi yıllarca, bak yıllarca sosyal medyada içinde benim de dahil olduğum bir kesim ne yaptı abi? Transfer döneminde baba bir isim çıkınca hemen Hemen videosunu çekti. Hemen duyumunu verdi. Hani araştırmadan, sormadan nedir, ne değildir şartları falan filan. Misal veriyorum yani. Misal veriyorum. Ben Arfa. Ben Arfa ile görüşüldü, edildi. Mesela Jack Wilshayr. şehir Türkiye'ye geldi. Ev baktı. Şimdi Türkiye'ye gelip ev bakan futbolcuyu ne diye verirsiniz? Hayırlı olsun diye verirsiniz. Ben hayırlı olsun diye verdim. Ama yani havalarıma bakın. İlk ben veriyorum. Herkese Odri Meydan Türkiye'ye getirdik. Ev baktırdık. Hayırlı uğurlu olsun İngiltere'ye gidecek. Evrak işlerini halledip gelecek. Van Der Wiel'de de aynısı oldu. Amerika'ya tatile gitmişti. Ama ben yani artistliğe bak. Kesinlikle bizde. Şaşmaz. Van Der Wiel geldi. Şaşmadı. Keşke gelmeseydi. Çok bir katkımız olmadı. İşte Adil Rami'de falan öyle oldum. Neyse. Vilşehir gelmedi. Şey, İngiltere'ye gitti. Döndü. Kararını döndü. Şimdi ihale bana kaldı. Hani Vilşehir Fenerbahçe dedim. Sisokko. Biz Sisokko'yu İstanbul'a getirdik. Kimsenin de haberi yok. Ama imzalamadı. İhale bana kaldı. Neydi bir tane Almanya'dan bir tane eleman getirdik. Adı aklıma gelmiyor. İstanbul'a geldi. Uçak, havalimanı, şey falan takıldı. Atkı falan takıldı. Ben dedim ki imzalamayacak. Geri gidecek. Sakatlık problemi var. Eleman da geri gitti. Bunlar olur. Löv konusunda ben tedbirliyim. Bak ben size bir şey söylüyorum. Olabilirdi, olmayabilirdi. Ama hocam Almanya'da gençler araştırıyor mu? Evet araştırıyoruz. Çok fazla gurbetçiyle ilgileniyoruz. Lövle ilgili olmayabilirdi. Ben size şunu söyleyeyim mi? Bakın ben size samimi bir şey söyleyeyim. Ne bana inanın ne başkasına inanın. Yaklaşık iki, iki buçuk aydır aynı türküyü söylüyorum. Bir kez daha aynı türküyü söylemekten gocunmuyorum. Resmi imzayı görene kadar yalvarırım kimseye inanmayın. Yani yalvarırım kimseye inanmayın. Bak Ali Koç'u çözmek çok sıkıntı. Ben 4 senede çözdüm Ali Koç'u. Hocam at duyumları çöpe. Salla gitsin. Ali Koç'u çözdün. Sence, sence bizim teknik direktörümüz kim olacak? %70 ihtimalle İsmail Kartal devam edecek. %29 ihtimalle Nenat Bielisa olacak. %1 ihtimalle Löw olacak. Benim çözdüğüm Ali Koç'u. Benim çünkü hocam peki bir yelise niye %29 verdin? Yani niye mesela İsmail Kartal löv olmazsa millet İsmail Kartalı yer. Bir sayı getirmek daha mantıklı değil mi? Eğer İsmail Kartal'la sezonun sonuna kadar inşallah da öyle olur. Yani ben e, devam etsin diye demiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bütün maçları kazanır. İsmail Kartal'la bütün maçları kazanırsan medyaya bakın şimdi. Medyanın atacağı başlıklara bakın. Emre hatası tekrarlanmadı. Emrah Hattağız tekrardan. İsmail Kartal'ın bazı değişiklikleri çok tuhaf geliyor, çok saçma geliyor. Ama takıma bir motivasyonu var. Bakın Salih Özcan. Bana atıp tutuyorsunuz, kanalın kapak şeyinde var. Bakın sosyal medyaya, bakın gazetelere, bakın haberlere. Ne oldu Salih Özcan konusunu atıp tutuyordun dediler. Bakın gazetelere, açın. Salih Özcan Fenerbahçe yazın, arattırın. Yani bana yüklenmeden önce bir bakın. Ben dediğim gibi, ben lövü açıkçası gel, gelirse başarılı olacağını düşünmüyorum. Peki hocam sence İsmail Kartal mı bir elisa mı? Adalet Türk futbolunda adalet sağlanacaksa İsmail Kartal da şampiyon yapar bir da yapar. Sağlanmazsa ikisi de yapamaz. Löv de yapamaz. Peki hangisi proje? Bir proje adamıdır. Bir Yelisa, Nenad bir proje adamıdır. Peki hocam İsmail Kartal ile Emre Belezoğlu birlikte çalışma ihtimali sanmıyorum. Yaptığımız ankete bakın. Ben diyorum ki <laughs> Yani tek sizin seçeceğiniz isim ve yıllık yuvarlama ücret hangisi? Löv ekibi İsmail Kartal dahil 10 milyon euro dedim. %52'si beğenmiş. Hani tamam Löv büyük başarılı bir isim. Kabul. Ama beklentinizi karşılamayabilir. Gelir ilk 5 maçta 6 maçta 2 galibiyet işte 2 beraberlik 2 mağlubiyet alır. Yani orada biter kariyeri. Kariyer orada biter. İsmail Kartal ekibi Emre dahil 3 milyon euro dedim bana kalırsa, bak bana kalırsa eğer yabancı teknik adam getiremeyeceksek bu daha mantıklı. Ama bak Ali Koç sözünü yemez. Bence yabancı teknik adam getirir. Ama yine de %70 İsmail Kartal diyorum. %70 İsmail Kartal diyorum. Ama Ali Koç sözünü yemez yabancı teknik direktörü de getirir diyorum bak. Bielsa ve ekibi İsmail Kartal'ı dahil 4,5 milyon euro. Bu Marcelo Bielsa. Nenat Bielsa'yı burada istatistiğe eklemedim. İsmail Kartal ve kendi ekibi 2 milyon euro. Ali Koç bu 2 milyon euroya bakar. Dediğim gibi eğer Türk futbolunda adalet sağlanacaksa maceraya hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Ağzımız yanacak. Löv gelecek, skandalları başlayacak, burnunu karıştırdı, onu işte havaya attı, havada dilini çıkarttı, yaladı falan. Ya gidin ya. Ya Fenerbahçe'nin Löv'ün bir imzası yok. Hocam Acun Macun yardımcı olmaz mı? Bizim Kayseri'de bir laf var. Ne bekliyorsun bacından bacın ölür acından diye. <laughs> ya ne bekliyorsun acından. Acın ölüyor acından. <laughs> Acun Hull City'nin başına geldi etti. Değişik şeylere girdi çıktı. Yani e, olacak olsaydı Acun kendine şey yapardı bence. Onu söyleyeyim. Pek hocam e, Silevan Bilic kesin gelmez diyorsun. Doğru mu? Kesinlikle gelmez Silevan Bilic. Ben şunu söyleyeyim. Ben Silevan Bilic'in geleceğini zannetmiyorum. Yani Süleyman Bil için geleceğini zannetmiyorum. Yani o kesin yüzde diyebilirim. Ama <laughs> bizim Eray'ın Ali Koç'la ilgili bir tabiri var onu kullanmak istemiyorum. <laughs> Dava yeriz. Yani Ali Koç'un da sağa solu belli olmaz. Bakalım arkadaşlar hayırlısı nasip. Yani ben size seçenekleri sundum. Ama bana kalırsa ben 10 milyon eurodan bahsediyoruz. Bak Nenat Elisa gelsin. İsmail Kartal birlikte çalışmayı kabul etmez. Ederse tarihin en iyi Fenerbahçe teknik tandemlerinden birini oluşturmuş oluruz. Bak, Nenad Bjelica da çok güzel bir e, yetenek var. Çok güzel bir geliştirme yeteneği var. Yıldız parlatabilir, sistem kurabilir, oluşturabilir. İsmail Kartal da analiz özelliği çok iyi. Bakın İsmail Kartal'la büyük maçlarımıza bakın. Hiçbirinde şeyi aşamadık böyle. Sıkıntı yaşamadık böyle. Rakip gelip tek kale bu yapmadı. Slavya pırağı küçük gördük. İlk maçta rezil olduk. Bak Galatasaray maçından Beşiktaş maçından hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. En kötü beraberlik diyebilir miyim? Hani tabii ki de Allah bilir. Ama güvenirim en azından İsmail Kartal'ın analizleridir. Kayseri maçından korkuyorum işte. Alt sıralar deyip umursamamasından. Göztepe maçından korkuyorum alt sıralar deyip umursamamasından. Arada Joker var Galatasaray maçı. Yani Kayseri'ye kaybetsin, Galatasaray yensin, Göztepe'ye kaybetsin. Kimsenin umrunda olmaz. İşte korkun bunlar. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Çekilişe şeye, oylamaya da oy verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Benden bu kadar. Bir beğeni de çok görmeyin. Görüşmek üzere.